Çalışan Türkiye programında yine sizlerle birlikteyiz. Dalaman'dayız. Çalışan Türkiye isminin o çalışan bölümünde, Türkiye'yi oluşturan bölümünde haliyle sorunlar da oluyor. Hukuksal boyutu var işin. Pandemi sürecinde yaşanan birçok olumlu olumsuz olaylar var. İstedik ki bu noktada programımıza bir hukuk insanı dahil olsun. Onu konuşturalım, sizlerden gelen, kendisine iletilen soruları bir bir karşılıklı konuşarak sizlere aktaralım. Kimle beraberiz? Hukukçu Berna Kırlen hanımefendiyle beraberiz. Merhaba efendim, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız Sabih Bey? Sağ olun. İlk defa bir hukukçu ağırlıyoruz. Size kısmet oldu. Evet, ben de çok memnun oldum. İnşallah izleyenlerimize faydalı bilgiler veririz. Onlar da faydalanırlar i̇nşallah, bu durumdan. İnşallah. Şimdi pandemi süreciyle ilgili haliyle artık insanlar prof aşamasına geldi. Sürekli bir bilgi bombardımanı var insanlara. İşte Çin'den başlayan bir süreç sonrası, şimdi Güney Afrika diyorlar bir sürü şey ve insanlar yoruldu. Ama asıl yorgunluk, asıl üzüntü işsiz kalan esnaflarımız var, kapanan fabrikalar var, bir sürü boyut var. Bunların hukuksal boyutlarını sizinle konuşmadan önce istiyorum ki Berna Kırlen kimdir? Bunu bir seyircilerimize lütfen kendi ağzınızdan bir özgeçmiş alalım. Ben 1993 Muğla Dalaman doğumlu, buranın insanıyım öyle diyelim. İlk ve orta öğretimimi Dalaman'da tamamladım, liseyi Aydın'da okudum, üniversiteyi 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirdim. 2016 mezunuyum, 2017 yılında avukatlık stajımı tamamladım. 2017 yılından beri de bir fil çalışıyorum. Eylül ayından beridir de Dalaman'dayım. Ondan öncesi Muğla merkezdeydim. Pandemi sürecinde aslında ben de buraya geldim, memlekete döndüm. Memleket insanımıza faydamız dokunsun. Aynen. Hoş bulduk. Çok iyi oldu. İnşallah memleketimizdeki insanlara da faydamız dokunur. O niyetle geldik. Allah daim etsin bu niyetimizi. Biz bugün tabii sadece Dalaman'ı değil, genel olarak Türkiye'yi konuşmak istiyoruz sizinle. Artık hani milattan önce, milattan sonra gibi, pandemi öncesi ve pandemi sonrası gibi yeni bir Türkiye, yeni bir dünya konuşuluyor. Bu durumda siz hukuksal anlamda nasıl bir öngörü, ne görüyorsunuz? Yani nereye gidiyor? Normal hukuksal boyutta davalar, dava süreçleri eskisi gibi mi olacak? Biraz böyle bir girizgah yapalım. İlk başta şundan bahsedebiliriz. Yani dediğiniz gibi pandemiden önce ve pandemiden sonra. Çünkü bu sürece artık bizim adapte olmamız gerekiyor. En başta bahsettiğiniz gibi yok Çin'den geldi şu an İngiliz varyantı, Güney Afrika varyantı derken ister istemez bu pandemi bizim artık hayatımızın bir parçası. Öngöremiyoruz. Yani ne zaman bitecek? Ne zaman eski normalimize döneceğiz? Öyle bir şey öngöremediğimiz için yeni normale her sektör nasıl adapte oluyorsa hukuk sektörü de yani yargı sektörü de aynı şekilde adapte oluyor. Hatta olmaya başladı. Bu süreçte artık misal veriyorum pilot bölgelerde bazı dava çeşitleri bazı mahkemeler online olarak artık katılıyoruz misal biz duruşmalara. Yani nasıl online alışverişe alıştıysak, online olarak yemek, artık yemekler online olarak söyleyip tüketiyorsak, eve geliyor ve tüketiyorsak, yargı süreci de böyle ilerliyor. En kısa sürede, en az temasla nasıl bir dava süreci sürecekse artık biz de buna adapte oluyoruz. Bunun artı yönleri de var, eksi yönleri de var. Artı yönleri bize zaman kaybına, yani eskiden zaman kaybı. Misal ben Muğla'dan kalkıp Ankara'ya davaya gidersem bu benim için hani zaman kaybı, müvekkil için maddi kayıp oluyordu. Ancak bu artık hani dediğim gibi artı yönlerinden biri olacak. Eksi yönleri ise hakimde şu göz gözelik durumu, derdimi daha iyi aksettirme durumu tartışılıyor şu an. Hani daha mı iyi olucu, daha mı iyi oldu bu yeni gelen süreç, daha mı kötü oldu? Zaman bize gösterecek ama en azından şu an teknolojiye ayak uydurması, işte
bu pandemi süreciyle birlikte iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. İnşallah devamında da iyi olur. Şu an dediğim gibi pilot bölgelerde belli mahkemelerle sınırlı. Ancak tüm Türkiye'yi kapsayacak olan bir durum. Kısa sürede verim alma, işte yargıda sürelerin kısaltılması, yeni gelen reform paketleriyle bunu desteklenecek kanunların çıkartılması. Yani şu an öngördüğümüz şey bunlar. Yalnız orada şöyle bir şey var. Şimdi hakim boyutu, değil mi? Sonuçta karar veren, yani siz avukat olarak müvekkilinizi savunuyorsunuz. Aynen. Eksisi artısı arz ediyorsunuz, sunuyorsunuz. Hakimlik süreci onu değerlendiriyor. Şimdi tabii ki evraklarla, delillerle, ispatlarla değerlendiriyor ama diğer tarafta da o sıcak temas var. Yani işte bakıyorsunuz, özellikle ağır cezaları bakarsak orada psikoloğu var vesairesi gibi 4-5 kişiden oluşan bir heyet var. Orada sanığın işte duruşu, mimiği, el hareketleri, terliyor mu, vücut dili, bunlar gözlemleniyor. Şimdi online'da bu nasıl olur? Oradaki şeyler yakalanabilir mi? Aynen. Ya şöyle zaten büyük bir ihtimal hukuk davalarıyla, hukuk mahkemeleriyle sınırlı kalacak. Yani benim öngörüm o. Çünkü yüz yüzelik ilkesi hakim. Yani daha atıyorum sanık kendini daha iyi ifade eder. Hakim işte sizin de dediğiniz gibi jest, mimik, belki takdir yetkisini o yönde kullanır. Şu anlık hukuk mahkemeleriyle sınırlı. Hukuk mahkemelerinde de zaten avukat ya da işte davacı davalı söz hakkı sahibi, ancak dilekçeler üzerinde dönen bir sistem. Yavaş yavaş da buna oturtulacak bence. O yüzden ceza davalarında bu sistemin uygulanacağını düşünmüyorum. Zaten ülkemizde SEGBİS dediğimiz bir sistem de uygulanıyor. Atıyorum sanık cezaevinde tutuklu, ceza bu pandemi sürecinde kamerayla bağlanıyor mahkemeye. Bu bile hani tartışılıyor şu an. Ne kadar sağlıklı yargılamaya, ne kadar hani etkili oluyor. Tartışılan bir durum olduğu için ceza davalarında ben uygulanacağını zannetmiyorum. Şu an öyle bir durumda yok zaten. İş mahkemelerinde atıyorum, tüketici mahkemelerinde şu an hani uygulanmakta. O durumda da zaten çok da bir soruna sebep olmuyor. O yüzden dediğim gibi ceza davalarında uygulanmadığı için şu an gündemde bunu da şey yapmıyoruz. Biz de ben de esasen desteklemem. Kesinlikle. Yüz yüzelik ilkesi uygulanmaya devam etmeli yani. Şimdi açlık dönemi insanlar cezalar da değişiyor. Yani suç oranları, suç kavramı değişiyor. Bakıyorsunuz insanlar ekonomik olarak zordaysa suçu haklı çıkartmıyor. Ama zor oyunu bozuyor diye de bir kavram var. Bugün eskiden kapkaç çok hafif cezalardı. 3 ayda serbest bırakılıyordu, çıkıyordu veya maksimum 5 ay yatıyordu. Sonra bu zannediyorum 5 yıla kadar çıktı ve bıçak gibi kesildi. İşte banka soygunları bıçak gibi kesildi. Bugün pandeminin de çok büyük etkisiyle beraber çok ciddi anlamda ekonomide daralma var. İnsanlar işsiz, zor durumdalar. Hükümetimiz mevcut şartlar dahilinde bir takım iyileştirmelerle, aynen, desteklemelerle, pansuman tedbir diyeceğim maalesef şu anki şekliyle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama diğer taraftan bu onay veriyoruz anlamında değil, asla yanlış anlaşılmasın. Fakat suçlarda artış var. Baktığınız zaman özellikle medyada izliyoruz. Kapkaç olaylarında, efendim soygunlarda, işte Kuyumcu'ydu vesaireydi, bir artış var. Burada ne görüyorsunuz? Yani suçu işleyen cezalar mı caydırıcı değil, yoksa her şeyi mi göze almışlar? Ne görüyorsunuz? Ya ilk başta şundan bahsetmek istiyorum. Cezaların caydırıcılığı,
ne kadar etkili? Yani şunu düşünüyorlar açıkçası, hele pandemi döneminde şimdi ceza, bu açık cezaevindekiler izinli olarak çıktıkları için, ya zaten benim bu işi yapanlar insanlar zaten bu işin kurdu oluyor, onu da belirteyim. Biliyorlar aşağı yukarı ne kadar ceza alacaklarını. Ne kadar yatacaklarını. Aynen, ne zaman açık cezaevine çıkacaklarını. Bunu göze alıyorlar ve ya zaten pandemi dönemi, ben izinli olarak cezaevinden çıkacağım, açık cezaevinden. Bana uygulanacak bir yaptırım yok. Bu sebebi bence biraz da buna güveniyorlar. Onun haricinde dediğiniz gibi bu süreç çok işsiz kalan oldu. Haklı olarak işte atıyorum bakmakta yükümlü olduğu insanlar vardır. Onlara bakmak için belli, ne, nasıl diyeyim, kendini zorlayarak mı nasıl şey toplayamadım şu an. Kendini zorlayarak yani zorunlu bir şekilde bu olaya girenler, ayrı tutuyorum onları. Ama dedim ki bu işin kurdu olan insanlar çok. Misal arıyor telefonda, avukat hanım böyle böyle bir durum var, ben biliyorum bunun yatarı şu kadar, açık cezaevine de şöyle çıkarım, sizin düşünceniz ne bu durumda? Yani cidden işin kurdu olmuşlar. Kapalı da ne kadar, kapalı cezaevinde ne kadar kalacağını, ne zaman açığa çıkacağını, bu pandemi sürecinde de açık cezaevinde şu an izinli olarak ayrılıyorlar. Zaten yatarım yok benim deyip, dediğim gibi hani bunu göze alarak yapan sayısı daha fazla. Öteki türlü zaten şu an devletimiz sağ olsun her türlü desteği yapıyor. Elinden geldiğince ben hani gönül ister, bence onlar da şunu diyor, daha çok destek vermek isterler ama ekonomik şartlar bu. Bu şartlardan faydalanabilecek insan sayısı bu. Bizim kaynağımız ne kadar bu? Ne kadar yardımcı olabiliriz? Atıyorum borç ödemeleri ötelendi, kredi ödemeleri ötelendi, Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı yardıma muhtaç ailelere gerekli maddi yardımları yapıyor. Yani yeterli mi? Değil. Ama eldeki imkanlar dahilinde olan şeyler bunlar. Aynen. Ya en azından bir yaraya pansuman oluyordur, derman oluyordur o. Dediğim gibi sizin anlattığınız boyutta olanlar zaten bu işin kurdu olanlar. Ötekileri tenzih ederim. Onlar da zaten bu şeyin sorumluluğun altında ezilen kesim. Onlar zaten pişkin olmayan kesim. Pişkin olan kesim çok ayrı bir boyutta. Şunu sormak istiyorum. Şimdi biz savcıyı tanıyoruz, hakimi tanıyoruz ve avukatlı kurum olarak sizleri tanıyoruz. Fakat şeyler değişmeye başladı. Yeni tabirler çıktı. Bunlar kurum aşamasında mı, tüzel kişilik mi bilmiyorum. Cahilimize verin. Bizi aydınlatırsanız sevineceğim. Şimdi arabuluculuk diye, uzlaşma diye bir tabirler var. Avukat bunun neresinde? Bu kişiler avukatlardan mı oluşuyor, başka insanlardan mı oluşuyor? Bunlarla ilgili işte ticari mi, ceza mı, nasıl ayrılıyor? Yani nedir bu tabirler? İlk başta arabuluculuk kurumundan bahsedeyim. Arabuluculuk hukuk davalarında aslında şöyle, en başından şundan bahsedecek olursam, buradaki temel amaç dava sürecine girmeden nasıl bir çözüm buluruz, nasıl bir orta yol buluruz. Çünkü dava süreci maddi hem devlete hem şahıslara maddi bir külfet. Hem süreci uzatıyor, dediğim gibi hem de maddi boyutu var. Amaç dava sürecine geçmeden nasıl tarafları bir araya getirebiliriz, orta yol buldurabiliriz. Hukuk davalarında bu arabuluculuk kurumuyla, ceza davalarında uzlaştırmacı, uzlaşma kurumuyla oluyor. Yine esas dosya vesaire açılıyor mu? Dosya var mı yani? Arabuluculuk dosyası ayrı, işte uzlaşma dosyası ayrı. Uzlaşmaya tabi suçlar var misal. Onu bir sonraki şeyde anlatayım. Şöyle, arabuluculukta belirli şartlar, 5 yıllık kıdemini tamamlamış avukatlar belli bir saat seminer ders alıyor bu kurum üzerine, bu durum üzerine. Akabinde bir sınav var. Sınavdan geçerli bir notu alıp arabulucu olabiliyorlar avukatlar. Burada önemli olan bu.
5 yıllık da kıdem şartı arıyor. Arabuluculuk dediğim gibi hukuk davalarında, her hukuk davasında değil, işçilik alacaklarında, ticari uyuşmazlıklardan önce zorunlu dava şartı. Yani arabuluculuk kurumuna başvurmadan, arabulucuya başvurmadan dava açılamıyor. Arabulucuda orta yol bulamayan taraflar bir sonraki aşama olan dava aşamasına geçiyor. Ancak orta yol bulunduysa, taraflar bu konuda hemfikir olduysa, anlaştıysa, arabulucunun işte düzenlediği bir protokolle taraflar anlaşıyor ve dava süreci açılmadan her iki taraf da mutabık olarak ayrılıyor. Uzlaştırmacılık kurumu ise ceza davalarında belli suç tiplerinde uygulanıyor. Uzlaştırmacı olmak için ise avukat olmak gerekmiyor. Belli bir saat hukuk dersi almış olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları veya bilimum mezunları ancak belli bir saat hukuk dersi almış olması şartı var. Yine dediğim gibi belli bir eğitimden geçtikten sonra ve sınavını geçtikten sonra uzlaştırmacı olabiliyor. Belli bir sistem var. Sistem dahilinde uzlaştırmacılara gerekli ceza dosyaları yönlendiriliyor. Dediğim gibi belli bir suç tiplerinde uygulanıyor. Atıyorum kasten yaralama TCK 86'ya 1'de uygulanıyor. Uzlaştırmacı 86'da pardon uygulanıyor ama misal veriyorum kasten adam öldürmede bu uzlaştırmacı kurumu çalışmıyor. Direkt dava sürecine geçiliyor. Uzlaştırmayla uzlaşamayan taraflar artık mahkeme sürecine geçiliyor. Mahkeme sürecinde de uzlaşmak isteyen taraflar uzlaşabiliyor. Kesin karar, kesin hüküm verilene kadar da bu sürece devam edebiliyorlar. Size gelen şu an gerek Dalaman'da, gerek Muğla'da da çalıştığınız için oradaki portföyünüzle devam ediyor, temaslarınız biliyoruz. Gündem nedir? Yani insanlar şu an 2021'in bu aylarında size hangi konularda başvuruyorlar? Avukatlık kurumuna neden ihtiyaç duyuyorlar? İşin açıkçası bu süreçte evde çok vakit geçirdiğimiz için yani kötü ama boşanma davalarında artış gözlüyoruz. En azından dediğim gibi bu coğrafyada benim en çok müvekkillerimin talebi bu yönde. Hani boşanma avukat hanım, işte anlaşmalı veya çekişmeli boşanma. Erkekten bayanlar hangisi geliyor? Yani ben kendim kadın olduğum için daha çok kadınlardan. Ama dediğim gibi erkekler yani hem fikirde oluyorlar yani boşanalım deyip de gelen de var. Aynen çekişmeli şekilde gelen de oluyor. O aynı zamanda bir de şu an dediğim gibi işten çıkarma durumları olduğu için işçi davaları, işçilik davaları, işçilik alacağı davaları da şu an revaçta en yüksek. Yani bu iki dava çeşidi şu an. Öteki türlü zaten hani dediğim gibi insanlar şu an kendi maddi kaygıları olduğu için zorunlu olmadıkça atıyorum herhangi bir davasını bile öteledi bu süreçte. En elzem ne var? Artık aynı evde yaşayamıyorum dediği eşiyle boşanma sürecine girmek istiyor veyahut işvereninden alacağı var. Bunu nasıl tahsil edebilirim? Şuna da değineyim. İcralarda da artış var. Aynen. Bu üçü. Pandemi sürecinde icra olayları durdurulmuştu. Evet. İlk şeyde. Bu devam ediyor mu? Yok hayır. Artık şu an 15 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam Mart'ın sonundan Haziran'ın ortasına kadar bir süreler durmuştu. Hem davadaki süreler hem icralardaki süreler durmuştu. Daha sonra adli tatil sürecine kadar süreler tekrar işlemeye başladı. 1 Eylül'den itibaren de şu an sürelerde herhangi bir durma söz konusu değil. Hem icra alacakları için başvuruda bulunabiliyoruz hem dava için de başvuruda bulunabiliyoruz. Böyle. Boşanma kısmını biraz açmak istiyorum. Neden bu şu an her şeyi pandemiye bağlamak da yanlış. Tabii ki de. Aşağı yukarı son 7-8 senedir izliyorum, takip ediyorum. Ciddi anlamda kademe kademe toplum neredeyse dullar toplumu oldu. Hı hı. Gencecik insanlar 7-8 ay evlilik yapmış. Bakıyorsun boşanmak için size geliyorlar. Evet. Bunu sadece avukat olarak değil, bir
kadın arkadaşımız olarak, toplumda yaşayan bir birey olarak ne görüyorsunuz? Yani konu sadece ekonomik mi, etkilenmeler mi var, toplumun genel bir öğütme sistemi var, bunun içinde hepimiz öğütülüp gidiyor muyuz, bir artı birler neden moda oldu? Yani bunları biraz açalım lütfen. İşin açıkçası ben şunu düşünüyorum, yani sadece avukat kimliğimin haricinde gördüğüm boyutu söylemek istiyorum. Kimsenin kimseye tahammülü kalmamış. Yani eskiden bence bazı şeyler daha değerliydi, bazı olgular daha kutsaldı ve taraflar birbirini çok çabuk tüketmiyordu. Artık hani tüketim çılgınlığı sadece bence hani alışveriş olarak değil, kişiler birbirini de çok hızlı tüketmeye başladı dediniz ya, biz değirmende öğütülüyoruz. Bu süreçteyiz. Taraflar birbirlerini tam olarak tanımadan mı bu yola giriyorlar? Ya da atıyorum çok yıllık tanıyorlar ama evlendiğimde farklı çıktı. Boşanmak istiyorum. 6. ayı, evliliğin 6. ayında boşanmak istiyor. Dediğim gibi artık tahammül yok. Bazı değerler kutsal görünmüyor. Aile kurumu kutsal görünmüyor. Aile kurumu kutsal görürse zaten, yani benim erkek kardeşim var. Ben kardeşimle aynı duygu ve düşüncede değilim. Biz aynı anneden doğmayız. Tabii ki de farklı bir aileden gelen insanla farklı düşüncelerimiz, farklı alışkanlıklarımız olacak. Zaten hayatı renklendiren bu. Taraflar bunu anlamakta zorluk çekiyor. Benim dediğim olsun. Sadece yani bencillik de herhalde bu işin biraz daha psikolojik tarafına geçiyor ama dediğim gibi hukukçu kimliğimi kenara bıraktığımda gördüğüm durum bu. İşin hukuksal boyutuna geldiğimde ise anlaşamıyorlar. Yani anlaşamama ama öyle normal bir anlaşamama değil. Evdeki 12 çatalın 6 parçası senin olsun, 6 parçası benim olsun diyecek kadar birbirlerini tüketiyor taraflar. Pandemi sürecinden önce de böyleydi. Sonrasında da dediğim gibi evlere kapandığımız için tahammül seviyesinin taraflar daha da tüketmeye başladı. Karşılıklı olarak birbirlerini anlamıyorlar ya da işte anlamak istemiyorlar. Dediğim gibi o kutsallığa inanılmadığı için ben buna kanaat getirdim. Böyle. Çok çabuk tüketiyoruz. Çok çabuk tükettiğimiz için de artık sabrımız kalmıyor. Karşı tarafa her ne kadar sevsek de ben ona hani muhtaç değilim kafasıyla yaklaşılıyor. Bu da boşanma sayılarındaki artışa sebep oluyor. Değerli seyirciler, daha önce konuk da olduğum programlarda, yine yayınladığımız programlarda boşanma olayı, ben konuya çok farklı bakıyorum, şöyle farklı bakıyorum. Bu dış odaklı toplum mühendislerinin bizim üzerimizde oynadığı çok büyük bir oyun olarak görüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti insanını, Türk vatandaşını, Alevi, Sünni, Kürt, Türk azınlıklar olarak bölemediler ve şunu keşfettiler. Toplumun dinamiği en küçük noktası, yani atomu aile. Eğer aileyi ekonomik olarak ahlaken çökertirsek, Türkiye'nin kılcal damarı olan, en küçük bireyi olan aileyi dağıttığın an sistemi dağıtırız diye düşündüler. Ve bunda kısmen başarılı oldular. Bunu birçok sektörde, özellikle dizileri kullanarak ailenin kırılamaz dediğimiz noktasına girdiler. Ve bugün değerli kardeşimiz Berna Hanım'ın da söylediği gibi maalesef boşanmalar tavan yapmış durumda. Ben buradan bu programda sosyal medyada ulaşacağımız tüm doneleri kullanarak, hatta e-posta olarak da Aile Bakanlığı kurumumuzu da tetikleyerek, devreye sokarak istiyorum ki sesimiz duyulsun, bu kanayan yaraya çözüm bulunsun. Ben sansür olsun demiyorum ama bir şekilde devletin nasıl okşayan eli varsa uyaran parmağı da var. Dizilere mutlaka bir şekilde el atılması gerekiyor.
aile yapısını bozacak her türlü eyleme karşı devletin topyekin olarak tüm kurumlarıyla hazır olması gerektiğini, önleyici tedbirler alması gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz Sabri Bey. Ben de ufacık bir durum konuda bahsedecek olursam. Şimdi Türk toplumunda aile cidden çok kutsal, çok yani bizim toplumumuzun yapı taşını aile oluşturuyor. Yurt dışında aile kurumu bu kadar önemli değil. 18 yaşına gelen çocuğundan işte evde kalıyorsan bana kira ödeyeceksin, evin giderlerini karşılayacaksın tarzında talepler olabiliyor ama Türk toplumunda öyle değil. Çocuk evden niçin ayrılır? Eğitimini görmek için ayrılır veyahut evlendiğinde yani tekrar yeni bir aile kurma yoluna girdiğinde ayrılır. Evet. Öteki türlü hatta daha öncesinde de işte büyük babalarla, anneannelerle, dedelerle yaşayan bir toplumuz biz aslında. Kültürümüz bu yönde. Ve bizi bir arada tutan temel taşlardan biri de bu. Şimdi dediğiniz gibi ayrıştırmaya çalıştıklarında bunu başaramadılar. Daha sonra ne oldu? Yavaş yavaş işte dizilerle veyahut başka programlarla yani ne derler ona kanımıza girerek, sevimli göstererek, güzel göstererek, bunda bir yanlış yok, bu bizim ahlak sınırlarımıza uyuyor diyerek bize bunu empoze etmeye çalışıyorlar ki bunun dönüşünü dediğim gibi alıyoruz. Yani şöyle ters yönde atıyorum aileler parçalanıyor, farklı durumlar söz konusu oluyor ve bu artık çok doğal bir durum. Doğal gibi. Hayatta olabilir böyle şeyler diyoruz. Lütfen. Önceden aynen önceden bize ters gelen yani bize ya bize uygun değil bu dediğimiz durumlar artık maalesef ki yani olabilir. Herkesin başına geliyor. Dediğimiz konular haline geldi. Yazık ama dediğim gibi bunun bilincinde olarak bir nesil geliyor. Umarım böyle de devam eder. Daha önce olduğu gibi Türk toplumu da artık hani bu ailenin kutsallığına olan inancımızı daha da yükselterek, işte buna daha da değer vererek devam ettiririz. İnşallah. Böyle bireysel uyanık olduğumuz zaman elimizde de bir medya var. Evet, evet. Bunu seyircilerimizle paylaştığımız zaman eminim 10 bin kişi izliyorsa sadece 1000 kişi dahi etkilense bundan pozitif olarak etkilense yeter. 1000 kişi demek daha sadece 1000 kişi değil. Aynen. Bu daha da büyüyerek genişler. İnşallah aydınlanırız. Bu konuda da bir örnek oluruz diye i̇nşallah, düşünüyorum. İnşallah. Sevgili seyirciler, yine şu konuyu da açmak istiyorum sizlere. Şimdi hastalandığımız zaman doktora gidiyoruz. İşle uğraşıyorsak, bir kendi esnafsak, dükkanımız varsa, iş adamıysak, kobiysek vesaire, mali boyutunda mali müşavirle çalışıyoruz. Ne zaman davalık oluyoruz vesaire, bu defa aman diyoruz bir avukatımız olsun. Aslında şöyle bir şey olması gerekmiyor mu? Nasıl mali müşavir varsa, aile hekimliği kurumu varsa, aynen, sağlık danışmanlığı aynen boyutunda, hukuk danışmanlığı da olması gerekmiyor mu? Yani tam böyle davalık olunca mı size gelmek gerekiyor? İnsanlar avukattan korkuyor mu? Yani avukattan değil de aslında mahkemelerden. Mahkemelerden. Aynen. Geçen bir tanıdığım şey dedi, avukat hanım, yani bu tabii kötü bir şey de, hastaneye gideyim ama mahkemeye gitmeyeyim. Yani korku o boyutta. Çünkü hani alışkın olmayan insanlar için bu ağır geliyor. İşte mahkemede tanık olarak bile ifade, beyanda bulunacak olsa bu bile ağır geliyor. Dediğiniz gibi keşke daha önceden hani atıyorum bir sözleşmeye imza atmadan önce avukat hanım, avukat bey hani... Bakın benim elime böyle bir evrak geldi ama bu benim lehime mi aleyhime mi? Hangi maddeler lehime, hangi maddeler aleyhime? Bunu bir sorsalar, bir danışsalar kendileri için büyük artı. İş işten geçmeden. Çünkü hukuki olarak da bazı sorunlara çare olamıyoruz. İş işten geçmiş oluyor. Zaman aşımına uğramış oluyor. Veyahut kanunda diyor ki yapamaz. İşte buna şunu yapamazsın misal. Öyle dediği durumlarda da bizim de elimiz kolumuz bağlı oluyor. İş işten geçmeden önce önleminizi alarak, önleyici tedbir yani.
Bir baksak ya, bir okusak, atıyorum bir senet düzenlenecek. Senette şimdi yalan yanlış dolduruluyor, bilinmiyor. Ama bunu bilen bir kişi yani rehberliğinde doldursanız ileride herhangi bir sıkıntıya mahal vermez. Veyahut kira sözleşmesi düzenlenecek. Sen kiracının TC'sini almıyorsun, TC kimlik numarasını almıyorsun, adresini tam almıyorsun. Ne oluyor? İleride hukuki bir boyuta geçtiğinde diyorum hani nerede bunun kimlik numarası? Almadık. Bu hukuki olarak bazı müdahalelere engel oluyor. Yani çok önemli kimlik numarası veyahut dediğim gibi fatura düzenlenecek. Atıyorum Berna Kırden yazması gerekirken kimlik numarasıyla birlikte buradan bir mahalleden örnek vereyim. Merkez Mahallesi Berna. Şimdi Merkez Mahallesi'nde kaç tane Berna var veya Tokat Sabi. Şimdi kaç tane, yani Türkiye'de kaç tane Sabi vardır, kaç tane Berna vardır bilinmiyor. Bilinçli bir şekilde adımlar atılmadığı için ileride çok büyük sorunlara sebep oluyor. Ütopik bir hayal belki. Ama gönül isterdi ki dediğim gibi, sizin de dediğiniz gibi aile hekimi kurumu gibi bir ailelerin avukatı da olsa. Bu sadece hani alacak verecek işleri değil. Dediğim gibi en basit bir kira sözleşmesinde bile hak kaybına sebebiyet vermemek için danışmak gerekiyor. Yani bunun bilincinde olmak lazım. İş işten geçmeden tedbir almak lazım. Kira sözleşmesi dediğin sen aklıma geldi. Şimdi tabii biz Türkiye'yi konuşuyoruz ama evet, şu an Dalaman'dayız. Evet. Dalaman'dan da minnacık konuşalım. Tabii ki. Şimdi Dalaman diğer ilçelere göre hani son bakir kalan yerlerden, evet, ve maalesef son iki mahallemizde, maalesef demeyeyim aslında bir şekilde oraya gidiyor, gitmek zorunda. Son iki mahalleye de müteahhitlerimiz girmeye başladı. Ve oradaki evler arsasına göre ya kat karşılığı ya komple satarak bir şekilde inşaatlar, evet, başlıyor. Şimdi bu noktada toplumun içinde namusu da var, namussuz da var maalesef. Müteahhitlerimiz bir tarafta, diğer tarafta da mülk sahibi, arsa sahibi veya üzerinde işte gece kondu diyeceğiz veya zamanında eski binalar, ev diyelim. Bu noktada avukat makamına, kurumuna ihtiyaç var mı? Çünkü görüyoruz, duyuyoruz. Yaşlı amca anlamıyor, etmiyor, veriyor. İşte o diyor ki sana dükkan vereceğim diyor ama güneş görmeyen bir daireyi veriyor. Veya tam tersi olabiliyor. İşte o apartman istiyor, öbürü daire istiyor, dükkan verebiliyor. Şimdi bunu siz her iki tarafta da dengeyi kuran, hani adaletin terazisi, tabii, gibi avukat devrede olsa, hukuk danışmanı devrede olsa sanki işler daha mı iyi yürür? Dediğim gibi hak kaybına engel olur. Karşılıklı düzenlenecek olan bir sözleşmeyle, bir protokolle hem arsa sahibi veyahut önceden evmiş, şu an kullanılmayacak halde, hem onun hakkı korunur hem de bu inşaatı yapan müteahhitin, mühendisin hakkı korunmuş olur. Nihayetinde bir eser çıkıyor ortaya. Bu eserin ortaya çıkması için de atıyorum müteahhite vaat edilen ya da arsa sahibine vaat edilen doneler var, birkaç madde var. Bunlar yazılı olarak kaleme alınırsa her iki tarafında hakkı korunmuş olacak. İleride bir dava süreci olacağında ya da taraflardan biri memnun değilse, bu memnuniyetsizliğini hukuki boyutta çare arıyorsa, tabii ki de ilk başta bizim aradığımız donene bir sözleşmeniz var mı? Çünkü sözlü olarak verilen vaatlerin ispatı çok zor. Tanık dinleniyor ama bazı durumlarda tanık delili de yetersiz. O yüzden sizin de dediğiniz gibi... Evet, müteahhit 8 ayda tamamlayacağım diyor. Evet, vaat ediyor ama bunu. Bir sene, bir buçuk sene oldu. O anki şartlarda belki maddi gücü müsait değil, tamamlayamadı. Bu defa adam evinden çıkmış, kirada, tabii, mağdur duruma düşüyor. Aynen. O kirayı kendi ödemesi belki mümkün değil. Aynen. Hayatındaki tek evi oydu. Değil mi? Aynen.
Bu tarz durumlarda aslında müteahhitler, atıyorum A şahsının arsasına ev yapacak, apartman yapacak. Bensin işte ben bu apartmanı 10 ayda yapmayı taahhüt ediyorum. Mücbir sebepler hariç, mücbir sebep dediğimiz işte bu atıyorum pandemi dönemi gibi veya deprem oldu, sel oldu, işleyiş aksadı. Bu sebepler hariç ve diyor ki, genelde de bu oluyor zaten, ben senin 10 aylık kiranı karşılayacağım. Bundan işte yazılı olarak kaleme alınırsa, her iki tarafın elinde de bu sözleşmeler, protokoller olursa her iki tarafın hakkını da koruyacak. Çünkü bazı durumlarda atıyorum sadece şahıs değil, atıyorum bir kurumun arsası alındı. Müteahhite bu sefer yaptırım olarak işte 10 ayda sen bunu yapmayı taahhüt ediyorsun, ancak yapmazsan biz senden şu kadar tazminat alırız şeklinde ön şartlar da koşulabiliyor. Bu şartlar koşulduğunda her iki tarafın da mağdur olmaması için dediğim gibi sözleşmeyle kalem altına alınacak. Belirli şartlar belirlenecek. Misal işte 10 ayda yapmayı taahhüt ediyorum. Yapmazsam şu kadar lira ceza vermeyi de taahhüt ediyorum. Bu hem o kurumun hakkını korur, hem de müteahhidin hakkını korur. Sizin de dediğiniz gibi umarım, yani çoğunlukla yapılıyor. Lakin böyle atıyorum ilçelerde veyahut resmi kurumla yapılmamışsa sözleşme, şahıslarda yapılmaktan kaçınılıyor. Bu hak kaybına sebep olur. Yani bu düzene oturtmakta bir avukata, bir hukuk danışmanına danışmakta fayda var tabii. Hayır, son önemli cümle bu herhalde değil mi? Sorun olmadan sizinle aynen temas kurmanız. Önlemek yani... Önleyici tedbir. Nasıl ki kanserin aşamaları var, birinci evrede tedavi olma, yani iyileşme şansı daha yüksek. Atıyorum ikinci, üçüncü evre veya en son evre olan artık metastaz döneminde. Artık ne kadar siz kemoterapi de uygulasanız, işte ışın terapisi de verseniz geri dönmüyor. Aynen. Aynı o şekilde düşünmek lazım. Birinci evredeyken, daha işte şüpheler varken bir danışmanlık almak, bir avukata ya da bir hukuki danışmana danışmak her zaman daha iyi. Önlemek yani, tamamen önlemek. Sonrasında, çünkü dediğim gibi elimiz kolumuzun bağlı olduğu durumlar da oluyor. Tak işte kanunda şu madde var, hemen şöyle yaparız, şöyle ceza veririz, şöyle bir yaptırım uygularız. Maalesef bu hayal. Önlersek hem mağduriyet dediğim gibi önlenir, hem de şimdi şundan da rahatsız olunuyor. İşte dava süreci çok uzun. Türkiye'de dava süreleri çok uzun sürüyor. Benim kaç yıldır bitmeyen davam var. O duruma düşmeden önce keşke önlenseydi de hani dava aşamasına geçilmeseydi. Yani bunlar, emin olun, hani bu Türkiye'de yargı yavaş işliyor. Bu şikayetlerin de önüne geçilmesine sebep olacak. Az önce bahsettiğimiz arabuluculuk, uzlaşma gibi kurumların amacı da bu. Türkiye'deki yargılama süresini kısaltmak. Tarafları hem maddi olarak hem de bunun manevi olarak yıpratıcılığı da var. Bunun da önüne geçmek lazım. Önleyelim biz, önceden tedbirimizi alalım. Başımıza ne gelecek bilelim. Ya bunu imzalıyorsun ama bak sana böyle böyle sorumluluklar yüklüyor bu durum. Bak şunu yapmazsan böyle böyle olacak. Ya bu hani aslında gelseler bir saat bile değil yani bunları açıklamak. Ama dediğim gibi dördüncü evrede gelirlerse bu yıllarca süren bir dava aşaması. Yok işte bir yerel mahkeme, ara mahkeme olan bölge adliye mahkemeleri. Onda da çözüm bulamadık. Yargıtay. Yani bu süreci uzatıyor. Hem maddi hem manevi külfet alıyor taraflara. O yüzden daha sıkıntı göstermeden önce bir danışmana, hukuki danışmana, bir avukata danışma, gerçekten fayda var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, konu biraz ağırdı. Ağır bir misafirimizdi. İlk defa bir hukuk insanını çalışan Türkiye'de ağırlıyoruz. Ama bu son olmayacak. İnşallah iki ay içinde tekrar Berna Hanım'ı pandemi biter diye düşünüyoruz. Muhtemelen Ramazan ayında tekrar konuk olarak alacağız. Bu esnada bilgilendirme yapmak istiyorum.
Cuma akşamları saat 10'da ve pazar günü saat 12'de tekrarlı yayınladığımız Çalışan Türkiye'yi dönüşümlü olarak siyaset ısınmaya başladı. Sabi Samur'la memleket meselesi olarak da dönüşümlü kullanacağız saatlerimizi. Bir Çalışan Türkiye devam edecek, bir Sabi Samur'la memleket meselesi devam edecek. Diğer taraftan da burada da açıklamış olalım. Allah nasip ederse doruktürk.com gazetemizde ve tcdalaman.com sitemizde inşallah değerli kardeşimize köşe ayıracağız. İnşallah. Orada haftalık da olsa bu bize anlattıklarını hukuksal boyutta bir adını artık kendisi belirleyecek. Berna Kırden'le hukuk köşesi olabilir. Artık takdir kendisinin, ona da böyle bir sayfa ayıracağız diyelim. Son sözü size bırakalım. Programımızı kapatalım. Umarım verdiğimiz bilgiler izleyenlerimize faydalı olmuştur. Az önce de bahsettiğimiz gibi adliyelerden, mahkemelerden korkmanıza gerek yok. Önleyerek her şeyin önüne geçebiliriz, her sıkıntının önüne geçebiliriz. Bizi sadece böyle korkutucu, korkunç bir kurum olarak düşünmeyin. Bir dost olarak da düşünün. Sizin faydanıza olan kanunları uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah güzel günlerde de İnşallah. Tekrar Sabih Bey'le de bir araya geliriz. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çalışan Türkiye sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim.